diyorsun, kraliçe onay veriyor. Ondan sonra parlamentonun içinde işte biz hayır aslında demokratik bir ülkeyiz, demokrasinin beşiğiyiz deyip Boris Johnson'a bir tepki geliyor. Böyle erken seçimi reddediyor. Brexit, anlaşmasız Brexit'i iptal edecek bir ortama hazırlıyor. Boris Johnson ben ölürüm de vazgeçmem diyor. Böyle enteresan bir tefrika romanına döndü bu iş. İngiltere bu işi nereye evrilecek? Avrupa Birliği'den yalnız benim aldığım sinyal şu 3 ay daha süre vermek durumunda İngiltere'ye. Daha önce vermem diyordu. Vereyim de bari problem olmasın. Bence asıl oradaki problem Almanya'nın resesyona girmesini biz yıllar sonra ilk defa dile getiriyoruz. Almanya'nın resesyona girme ihtimali Almanya'daki sağ partilerin daha da güçlenmesi anlamına gelir. Avrupa'da siyasetin daha da hep konuşuyoruz radikal ve marjinal hale gelmesi anlamına gelir. Biraz bu taraf beni düşündürüyor. Jeopolitikler tarafında da işte Suriye, Irak, İran. Ben önümüzdeki dönemde İran'da enteresan, en ilginci de yani Veliaht Prens Suudi Arabistan'da Enerji Bakanı oldu. Şimdi Enerji Bakanı olduğunuz zaman Suudi Arabistan'da paranın tamamını patronu haline geliyorsunuz. Aramco gibi bir varlık sizin kontrolünüzde oluyor direkt olarak. Yani sen Suudi Arabistan'ın ne tarafındasın bir karar ver demek lazım Selman'a. Selman'ın bu hareketi de ilginç. Tabii gelişmeleri izleyip göreceğiz. Yani birçok başlık olacak. Hızlı, sert bir iki hafta. Onun bizi sonuçları belki bütün çeyreği etkileyecek. Dolar TL 6-6.15 aşılıp geçilmedikçe. Borsa İstanbul'da 97-98'den altına inmedikçe borsa yukarı, dolar borsayı dengelidir. Borsayı 100.000 seviyesinde gördü. 101.500'ü evet. Gördük. Oralara yaklaştık. 101.500'ü bu hafta bitişinde kapanış anlamında görürsek 104-106 hatta 110 binlere kadar gidebiliriz. Tekrar çıkarız.